Ankara'dan hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum efendim. Başkent Kulesi'ne hoş geldiniz. Dünya büyük bir salgınla karşı karşıya. Koronavirüs Çin'de başladı, ortaya çıktı. Sonra çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya yayıldı. Ve her tarafta büyük bir panik söz konusu. Etkinlikler, toplantılar, spor müsabakaları hepsi iptal ediliyor. Pek çok ünlü isim spor dünyasından siyasete kadar bu virüse yakalanmış durumda. Rakam da giderek artıyor, hem bu virüse yakalananların hem de hayatını kaybedenlerin. Ha, bir tarafta iyi haber, tabii yakalanıp da iyileşenler de var. Çok daha fazla onların sayısı, ama neresinden bakarsanız bakın yine son derece tehlikeli, yer yer ölümcül diyebileceğimiz bir virüste karşı karşıyayız. Bugün siyasetin içinden bir değerli konuğum var, ama bu konuyu da konuşacağız. Özellikle iletişim stratejisi yönüyle bu koronavirüs meselesinin ilgili devletlerce, ilgili ülkelerce ve Türkiye'de nasıl yönetildiği sorusu önem taşıyor. Asıl alanı da iletişim olan bir konuğum var bugün. Sayın Naci Bostancı, AK Parti Meclis Grup Başkanı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Siz de mecliste AK Parti olarak grup toplantınızı iptal ettiniz bu hafta. Devamında evet. Da izleyicisiz herhalde yapma kararı aldınız. Doğru. Şöyle, grup toplantısını iptal etmemizin nedeni 18 Mart Çanakkale zaferlerine denk gelmesi. Şarşambaları yapıyoruz biz grup toplantısını, evet. Ve bu defa 18 Mart'a denk geliyor. Biz iptal kararı aldığımızda Çanakkale programı vardı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Daha sonra o programda iptal edilir mi bilmiyorum, ama halihazırda biz bu yoğunluk dolayısıyla, mesai yoğunluğu dolayısıyla bu hafta iptal ettik. Doğrudan koronavirüsüyle alakalı bir iptal değil. Çanakkale olmazsa yine iptal mi edecektiniz? Bu yoğunluğuna, mesaisine bağlı. Bağlı. Malum içeride dışarıda birçok gelişme oluyor ve sürekli bir takım çalışmalar, görüşmeler gerçekleştiriliyor. Yoğun bir gündemi oluyor. Bazen bu gündem dolayısıyla grup toplantılarını yapamıyoruz. 18 Mart'a ilişkin iptalin temelinde 18 Mart törenleri vardı. Bakacağız sonra. Ama bu hafta yapmayacağız 18 Mart'ı. Esasen Meclis Başkanlığı biliyorsunuz karar aldı. Cuma günü itibariyle. Ve bu kararda meclise ziyaretçi alımına zorunlu haller dışında sınır getirdi. Dolayısıyla sadece biz değil, aslında bütün siyasi partiler grup toplantılarını yapmaya kalktıklarında bunu izleyicisiz yapmak durumundalar. Zaten eğilim de biraz o istikametteydi. Bunun nedeni de şu, insanların aklına hemen acaba milletvekilleri steril bir ortam mı talep ediyorlar diye düşünülebilir. Bu da önemli bir şey elbette ki. Siyasetin kalbi muhakkak bu virüs konusunda gerekli adımlar atmak ve aynı zamanda topluma da örnek teşkil etmek durumunda. Ama meclise günlük aşağı yukarı 15 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bunlar dışarıdan, içeriden çok çeşitli yerlerden geliyorlar ve çeşitli yerlere gidiyorlar. Evet. Meclisi bir tür kalp gibi düşünün. Atar ve toplar damar. İnsanlar geliyor ve gidiyorlar. Geliyor ve gidiyorlar. Allah korusun. Allah korusun. Gelse. Burada öyle bir gelişme olsa, öyle bir virüs hadisesi olsa, çok şükür şu anda söz konusu değil. Bu virüs belli bir yerde lokalize olamaz. Bu her yere dağılır anlamına gelir. O yüzden hem meclisi steril tutmak, hem de kalp gibi çalışan bu yer marifetiyle bir tür virüs dağılımı olmasın diye böyle bir karar alındı. Evet. İyi ki de alınmış. Evet. Tabii yani tedbirli olmak son derece önemli böyle zamanlarda. Siz korkuyor musunuz hocam? Endişeli misiniz? Yani bu böyle yani sadece şahsınız adına değil, yani bütün dünya adına bir İspanyol gribi yaşanmış 100 yıl önce. 50 milyon kişi ölmüş. 1918-1922 tarihte birçok bu tür ciddi ölümlere sebep olan salgınlar vardır. Evet. En meşhurları veba salgınlarıdır. Doğru. Veba salgınları dolayısıyla bazen bir şehrin nüfusunun yarısı hayatını kaybediyordu. Avrupa nüfusunun dörtte biri
hayatını kaybetmişti çeşitli Orta dönemlerde. Çağda. Evet. Esasen karantina kelimesi de İtalyanca'dan geliyor. Hmm. Ve İtalyanca 40 gün anlamına geliyor. Vebaya ilişkin karantina uygulamasına... O da İtalya'da mı yayılmış önce? Yani İtalyanlar veba salgınına bugün karşı... Bugün de öyle de o yüzden evet, aklıma geldi. Veba salgınına karşı karantina uygulamasını gerçekleştirirken buna verdikleri isim üzerinden İtalyanca bir kelime olarak dünyaya dağılmış vaziyette ve karantina uygulaması çok çeşitli biçimlerde geçmişten bugüne uygulanıyor. Önemli bir uygulama. Hastalığın dağılmasını engelleyen bir uygulama. Karantina kelimesi 40 gün ama biliyorsunuz bu virüste 14 gün olarak uygulanıyorlar. Veba çok korkunç bir hastalık. Karantina 40 gün anlamına mı geliyor İtalyanca'da? Evet, evet 40 oradan, gün. Evet. Karantina şey 40 gün öğrenmiş oldum. Enterne etmek anlamına geliyor. İlginç bir şey, Montaigne biliyorsunuz bu denemelerin meşhur yazarı, evet. 38 yaşında ben artık kemale erdim, ölümde de birkaç yıl kaldı. Dolayısıyla kendimi bir kuleye tabir caizse hapsedeyim ve tecrübelerimi kaleme alarak denemeler şeklinde insanlığa bir hizmet sunayım demiş ve o meşhur denemelerini kaleme almıştı. Evet. Ama öyle anlaşılıyor ki o tarihte henüz ömrünün yarısına bile gelmiş değil. Çünkü 80'li yaşlarında vefat etti. Hayatının sonuna doğru da bir şehrin belediye başkanı seçilir. O sırada şehirde bir veba salgını çıkınca Montaigne'in ilk kaçanlardan biri olduğu görülür. Yani o kadar insanlara öğüt verdikten sonra Montaigne'in böyle bir şey yapması hiç yakışmamıştı. İlginç karşılanır. Bunu bir ironik espri olsun diye ifade ettim. Ama geçmişten beri bu karantina uygulamaları evet, hakikaten ülke tanımadan herhangi bir sosyal norm tanımaksızın her yere yayılabiliyor ve herkesi tehdit edebiliyor. Herkes İnsanlar eşit, da buna eşit mukabele etmek herkes istiyor. Evet, herkesi yani yatay zengin, bir eşitlikte fakir, statü, hiçbir şey yatay bir eşitlikte toparlıyor. Yatay, evet. Modern zamanlarda bu tür salgınlara karşı tıbbi müdahalelerin imkanları arttı ama viral olanlara karşı halen bir şey yapılamıyor. Antibiyotik biliyorsunuz evet, tıbbın en önemli keşiflerinden birisidir. En devrimci keşfidir, öyle değerlendirilir. Ama antibiyotikler viral unsurlara karşı bir işe yaramaz. Gribe karşı. Viral enfeksiyonlara karşı vücudun kendi immün sistemi, bağışıklık sistemi harekete geçer. Ona karşı mücadele eder. Onu tanır, daha sonra da aynı virüsle karşılaştığında herhangi bir şekilde ondan etkilenmez. Siz tıp literatürüne de bayağı hakimsiniz. Biraz okumalar evet, üzerinde. Bu virüs de viral bir şey. Dolayısıyla buna ancak aşı geliştirilebilir. Zaten o yönde çalışmalar da yapılıyor. Bu belli bir kategorideki bir virüs. Tehlikeli bir virüs muhakkak. Ve küresel ölçekte pandemi olarak adlandırıldı Dünya Sağlık Örgütü tarafından. Buna yönelik olarak da bütün ülkeler tedbirler alıyor. Yani sanki bütün umudumuz 2 ay işte havalar ısındıktan sonra gidecek, etkisini kaybedecek gibi. Şimdi, tabii yani havalar ısındığında bunun yaşama süresi muhakkak daha düşeceği için yayılmasının İnşallah da öyle olur, önüne geçilmiş olacaktır diye bekleniyor. Ama ne tür bir gelişme olur onu hep birlikte göreceğiz. Bir yandan da tıbbi çalışmalar devam ediyor aşı bulmak için. Evet. Muhtemelen o aşıyı bulacaklardır biraz zaman geçtikten sonra. Virüsün malum bu aşı dediğimiz hadise zayıf virüslerden elde edilen ve vücudun bağışıklık sistemini ona karşı alarma geçiren evet, bir bakıma ilaç diyelim, ilaçlardır. Evet. Virüse virüsle cevap yani, evet, yani vücudun immün sistemini harekete geçiren bir uygulama olarak aşılar kullanılıyor. İnsanlık bunu bulacaktır. Birçok laboratuvarda bu çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Ancak mesele şu, muhakkak çok dikkatli olacağız. Muhakkak bütün ülkeler çok organize bir şekilde bu salgının yayılmaması için gereken tedbirleri alacak. Ama böyle panik havası içerisinde bir iş yapmak da çok doğru değil. Orada ince bir çizgi vardır dikkat edilmesi gereken. Biliyorsunuz terör saldırılarının amacı da belli bir yeri tahrip ederken, dramatik bir tablo ortaya koyarken insanların ona bakarak korku ve kaygıyla davranması ve buradan kendi ümit ettikleri siyasal sonucun çıkmasıdır.
bir bakıma virüs saldırısıyla terör saldırısı arasında böyle bir benzerlik de kurulabilir. Doğru. Şu bakımdan söylüyorum. Virüse ilişkin, onun doğurduğu tehlikelere ilişkin çeşitli örneklere bakarak insanlar tabii ki dikkat edecekler, endişeye kapılacaklar, alarma geçecekler, tedbirlerini alacaklar. Bu organize bir şekilde yapılacak. Ama buradan böyle inanılmaz bir panik çıkartmak ve ne yapacağım şeklinde bir korku ve kaygıyla davranmayı doğru bulmam. Şu bakımdan doğru bulmam. Bu virüse ilişkin yapılan kimi yayınlar diyeceğim. Tedbir almak farklı, organize bir şekilde karantina uyanık olmakla farklı, telaşlı olmak arasında evet, bir fark olmalı. Panik yaratmak. Panik yaratıcı mahiyette yapılan kimi yayınlara baktığınızda aynı panik yaratma yayınlarını başka herhangi bir konuya ilişkin yapsanız insanlar o konuda da aynı ölçüde çok korku ve kaygıya kapılıp davranışlarını değiştirebilirler. Neyi kastediyorum? Mesela diyelim ki otomobil kazaları. Otomobil kullanma bir risktir aynı zamanda. Çünkü trafik kazaları söz konusu. Her yıl ülkemizde ve dünyanın her tarafında insanlar bu trafik kazalarında ölebiliyorlar. İstatistikleri var. Şimdi siz aynı panik duygusuyla trafik kazalarının ne kadar tehlikeli ve tehdit edici olduğunu anlatsanız insanlara ve sürekli buna ilişkin örnekler verseniz paniği tahrik etmek için emin olun insanlar otomobillerinin kapısını açamazlar. Ve asla ona yanaşamazlar. Yahut da bir başka ulaşım vasıtasına ilişkin bu tür hikayeler anlatsanız. Bir sürü psikolojisi bir yanılsama doğurur. Ya şöyle düşünün. Ankara'da insanların gömüldüğü mezarlık Karşıyaka'da biliyorsunuz ağırlıklı olarak. Karşıyaka'ya gitseniz ve akşama kadar orada olayları izleseniz şöyle bir algıya kapılırsınız. Herkes ölüyor. Evet. Ölüm yaş tanımıyor, yaş baş tanımıyor. Çocuk da ölüyor, kadın ölüyor, anne ölüyor, evlat ölüyor, baba ölüyor. Yani oradan Ankara'ya baktığınızda sürekli ölen bir şehir görürsünüz. Evet. Böyle bir atmosferi vardır Karşıyaka'nın. Virüse ilişkin alarma geçmekle böyle bir tür farklı bir atmosfer kurmak, inanılmaz tehdit edici ve panik yaratıcı tarzda bir dille davranmak birbirinden farklıdır. Bunu hak etmiyor. Evet. Peki şimdi tam buradan o zaman ilerleyerek bir hatırlatmada bulunayım. Mesela Almanya Şansölyesi Merkel dedi ki %60 ile 70'i nüfusumuzun bu virüse yakalanabilir dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson dedi ki çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek dedi. Şimdi bu bir uyarı, hani en kötü senaryoya hazır olma stratejisi olarak bunu olumlu mu bakacağız yoksa bir felaket tellallığı mı var burada? Toplumu organize bir şekilde uyarmak kastı demek istiyorum ben. Yani öyle görmek istiyorum. Doğru mu peki? İstiyorum. Yani niyet öyle oldu anlaşılıyor da. Çok çok doğru bulmam. Yani şu bakımdan çok doğru bulmam. Daha ne olacağını bilmiyoruz. Felaket senaryosunu ilerletirseniz bambaşka şeyler de söyleyebilirsiniz. İnsanlığın buna karşı mücadelesine inanırsanız gereken her türlü tedbiri alırsınız ama aynı zamanda bunları yürütürken belli bir moralle işleri yürütürsünüz. O dengenin bu ifadelerde çok kurulmadığı kanaatindeyim. Şimdi Almanya yaş ortalaması 47'dir biliyorsunuz. Yaşlı bir nüfustur. Tıpkı İtalya gibi. Bu virüsün tehdit potansiyelinin yaşlılara demografik olarak da nüfus olarak da hedefindeki ülkelerden birisi olarak görülebilir. Muhtemelen Merkel bunları da hesaba katarak toplumu biraz organize bir şekilde bir reflekse çekmek amacıyla böyle konuşmuş olabilir. Kanaatimi söylüyorum. Önemli bir hadise. Çok dikkat etmek gerekir. Tedbirler almak gerekir. Ama bu tarz konuşmaların tedbire mi faydası olduğu yoksa insanları paniğe mi sevk ettiği hususu biraz boşlukta kalıyor. Siyasilerin tabii daha dikkatli bir dil kullanması lazım. Evet. Şimdi bizde peki yani bizde Allah'tan çok erken davranıldı. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca herkesin takdirini kazandı. Yani muhalefet bile hani her konuda Cumhuriyet Halk Partisi bile her konuda muhalefet edebilecek bir argüman bulmak isterken bu konuda takdirlerini onlar da
ilettiler Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'yla ilgili. Şimdi mesela orada da hani bu iletişim stratejisi açısından baktığımızda birkaç şey benim mesela dikkatimi çekti. İlk gece saat 1'e doğru mesela ilk vakanın duyurulması, zaten 12.30'da geceye basın toplantısı olacak diye biz öğrenince ha tamam geldi Türkiye'ye diye anladık onu. O herhalde özel olarak seçilmiş bir saatti. Ama şöyle söyledi mesela, üzücü ama korkutucu olmayan bir haber vereceğim dedi. Hani bu panikle önlem arasındaki o ince çizgi anlamında bunu örnek verebilir miyiz? Şimdi Sağlık Bakanlığı çok başarılı bir çalışma yapıyor. Yani buradan da takdirlerimizi ifade etmek isteriz. Virüse karşı tedbirlerin alınması, toplumun örgütlenmesi, topluma bilgilerin açık şeffaf bir şekilde aktarılması konusunda hiçbir problem olmadığını muhalif muvafık herkes görüyor. O bakımdan da yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyor. Böyle zamanlarda biliyorsunuz çok çeşitli şayialar, dedikodular, söylentiler çıkar. Doğru. O tür söylenti yaymaya çalışan insanlar olduğunu da biliyoruz. Bir kısmı kaygıdan ve korkudan bunları yayıyor olabilir. Bir kısmı da kasıtlı olarak yaymak isteyebilir. Ama insanlar açıklamalara, bu işin organize kurullarının, temsilcilerinin değerlendirmelerine baktıklarında ortalama bir insanın kesinlikle güven duyabileceği, her ne olursa bunun toplumda paylaşacağı konu, paylaşılacağı konusuna inanacağı bir çok tablo önemli. Görüyoruz. Evet. Sağlık meselesi hepimizi ilgilendiriyor. Bu işin partisi martisi olmaz. Tabii. İnsanlar da bunu biliyor. Esasen Sağlık Bakanlığı da oluşturduğu kurul marifetiyle, bizzat bakanın kendisinin yaptığı açıklamalar marifetiyle bu güveni sağlamış durumda. Son derece önemlidir bu güven sağlamak. Şu mesajı veriyor topluma. Kardeşim, bize bu hastalık gelmez diye bir iddiamız yok. Biz her türlü tedbirimizi alırız. Geldiğinde de paylaşırız. Hiçbir endişemiz ve kaygımız yok. Bir ara o da yok. Oldu çünkü. Hani evet, geldiğinde paylaşırız. Nasıl gelmedi Türkiye'ye diye soranlar oldu. Bunu paylaşmakta herhangi bir beis görmeyiz. Esasen dünya çapında yürütülen mücadelenin bir parçası da Türkiye gereken tedbirleri almış. Hani biz çok özel bir ülkeyiz, asla bize uğramaz şeklinde bir iddiamız da yok. Geldiğinde bununla mücadele edecek hazırlığımız da var. Gelirse de paylaşacağımız belli. O bakımdan yok diyorsak yoktur, var diyorsak vardır. Bu güveni sağladılar. Bu güveni sağlamak önemli. Kurul üyelerinin yaptığı açıklamalar önemli. Oradaki insanların toplum nezdindeki itibarlarının yüksek oluşları önemli. Çok doğru seçimlerin olması önemli. Çünkü o insanlar da ne varsa kendi gözlemleri, değerlendirmeleri bunu bütün açıklığıyla hiçbir şey saklamaksızın toplumla paylaşma ilkesi çerçevesinde davranıyorlar. Çünkü sağlık bu sonuçta. Tabii. Başka bir şey değil. Esasen üstü kapatılacak bir mevzu da değil. Eğer Türkiye'de bu rahatsızlık, bu hastalık var ise topluma anlatacaksın ki onlar da gereken tedbirleri alsınlar. Dolayısıyla bu paylaşım, bilgi paylaşımı ve ne yapılacağı konusunda organize bir şekilde yol yöntem gösterme işi bütün şeffaflığıyla sürdürülüyor. Toplum da buna inanıyor. Evet. Peki biraz siyaset gündemine dönelim. Şimdi geçen hafta çok tatsız bir kavga oldu mecliste. Bir süredir görmüyorduk o türden görüntüleri. Bu kavganın da nedeni aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Meclis Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan bir takım hakaretleri. Yani o adla adınca hakaretti. Dolayısıyla bu ifadeyi de o nedenle kullanıyorum. Siz tabii mecliste bu tür ortamlarda doğrudan inisiyatif alarak ortamı yatıştırma gibi bir takım görevler de üstleniyorsunuz. Bunu da biliyorum. Bütün parti bir şeyler yaptınız mı? Yani önce olaya bakmak lazım. O gün ben mecliste değildim. Bir cenaze töreni için Mersin'e gitmiştim. Fakat bir taraftan cenaze törenine ilişkin çeşitli aşamalardayken diğer taraftan elimde telefon sürekli Ankara'daki gelişmeleri takip ediyor ve arkadaşlarla paylaşımlar yapıyorduk. Hatta camide namaza 2 dakika varken bile
halen telefonla konuşmalarımızı sürdürmek zorunda bile kaldığım anlar oldu. Kimlerle konuştunuz? Yani çeşitli görüşmeler yaptık bizim arkadaşlarla. Muhalefetten, Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlarla telefon görüşmeleri yaptık. Şimdi önce olaya ilişkin şunu söylemem gerekiyor. Şimdi liderlerin konuşmalarına ilişkin takdir yetkisi halkındır. Halk onu değerlendirir. Liderlerin konuşmalarına yine cevap verecek olan insanlar genel başkanlardır, liderlerdir. Eğer bir cevap verme durumunda kaldıklarını düşünüyorlarsa mukabil cevaplarını ifade ederler. Daha farklı profildeki insanlar böyle genel başkanlara, liderlere cevap vermek için ortaya çıkar ve böyle bir dil kullanırlarsa bunun problem doğuracağı, bir tür kargaşa yaratacağı hesap edilmesi gereken bir iştir. Yani bu böyle sıradan ve işte biz de cevap veriyoruz tarzında değerlendirilebilecek bir iş değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına ilişkin herhangi bir itiraz, herhangi bir reddiye söz konusuysa Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir başka grup toplantısında veya bir başka mecrada cevap vermesi elbette hakkıdır. Evet. Bütün bunları değerlendirecek olan da halktır. Şimdi Engin Özkoç'un burada devreye girmesi birkaç bakımdan yanlıştır. Birincisi, grup başkan vekili olarak daha alt profilden birisinin bu şekilde Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak böyle bir dille konuşması hiçbir şekilde kabul edilemez. Yani bir kere kendisinin devreye girmesi kabul edilemez. Kullandığı dil hiçbir şekilde kabul edilemez. Eminim ki aklı başında insanlar, partisi ne olursa olsun, böyle bir dille yapılan konuşmayı uygun bulmazlar. Yadırgadı herkes. Evet, evet. Uygun bulmazlar. İkincisi, bir grup başkan vekilinin böyle yapması, böyle bir dille konuşması demek, ben bu tartışmayı ve gerilimi meclise taşıyacağım mesajdır. Çünkü başka birisi yapsa başka bir mecrada, bu yine bir kenarda düşünülebilir. Yani başka bir iş olarak düşünülebilir. Siyasal bağlamı içerisinde bu anlamlandırılabilir. Ama meclise ilişkin grup başkan vekili olarak birisinin yapması demek, bu gerilim, buradaki durum meclise taşınacak. Nitekim öyle de oldu. Kendisi o hafta nöbetçi olduğu için meclis gerildi bu konuşmadan sonra. Bu da çok doğal bir şey. Çünkü hakikaten ağza alınmayacak sözler ediliyor ve şuna emin olun. Aynı sözler meclis genel kurulunda, aynı sözlerden bir tane kelime herhangi bir vekile söylense kalkar Cumhuriyet Halk Partililer, özür diler, biz söylersek kalkar gerekeni yaparız. Niçin? Bunlar kullanılmaz. Böyle sözlerle müzakere olmaz. Böyle sözlerle itiraz da olmaz. Bunlar hakikaten asla kabul edilemez sözler. Bununla kalınmadı. Engin Özkoç bir de kürsüye çıkarak konuşma yapmak istiyor. Yani bunların hepsi toplandığında meclisteki gerilimi, nabzı hesaba katmaksızın davranıldığını yahut da hesaba katarak davranıldığını düşünmek durumunda kalıyoruz. Yani siz bu açıklamaları yapıp böyle konuştuktan sonra meclis bu kadar gerilmişken bir de kürsüye çıkıp neredeyse benzer bir tonda konuşma yapmaya kalktığınızda buna karşı insanların tepki göstermesi çok anlaşılabilir bir şeydir. Ama ne olursa olsun elbette kavga, dövüş, o tür şeyler meclise yakışmaz. Ama kavga, dövüş dediğiniz hadise mütekabil gelişen bir hadisedir. Yani bir kere çıktıktan sonra bu işin sorumlusunu aramak manası olmayan bir iştir. Önemli sonra olan, CHP'den bir şey geldi mi? Böyle arka kanallardan yanlış olduğu... Çıkmamasını temin etmektir. Şimdi tabii çeşitli görüşmelerimiz oldu. Ona ilişkin değerlendirmeler ayrı bir bahis olarak dursun. Yani Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Brüksel dönüşü CHP'den sanki bu yönde bir haber geldiğini, böyle bir talep geldiğini
ima eden bir açıklaması olmuştu. Biraz ona binaen bunu söylüyorum aslında. Ya şöyle söyleyeyim, genel olarak söyleyeyim. Yani arka planında ne görüşüldü, ne oldu, bunları benim şu anda burada konuşmam doğru olmaz. Sonuçta siyasi partiler birbirleriyle görüşürler ve meclisin asli işlevine uygun bir şekilde çalışmasını temin etmek için ortak bir anlayışla davranma lüzumunu her zaman hissederler ve bu doğrultuda bir takım fikirler beyan ederler. Bu her zaman yapılan bir iştir. Meclisin bir rutinidir. Gerilim çıktığında gerilimin atlatılması ve meclisin gündemine dönmesi istenir. Çünkü öbür türlüsü kargaşa demektir bu. Eğer kargaşa isteniyorsa bu başka bir şeydir ama aklı başında hiçbir insan mecliste sürekli kargaşa olsun istemez. O bakımdan bütün siyasi partilerde aklı selimle, sağduyuyla davrananlar bu tür gerilim zamanlarında tansiyonun düşmesi için çaba gösterirler. Bunu geçmişte de çok yaptık. Bu dönemde de yaptık. Sonuçta o gün bir takım olaylar oldu. Ertesi gün ben de dönmüştüm. Daha sakin bir meclis oldu. Bu hafta da sakin bir meclis olarak devam ettik. Tam yatıştı mı yani İnşallah tabii tekrarlanmaz. Şöyle, çok yanlış bir iş. Çok kabul edilemez bir iş. Evet. Bunu bütün arkadaşlarımız yüreğine kadar hissediyor. Peki bir fezleke hazırlandı. Dokunulmazlığı kaldırılacak mı Engin Özkoç'un? Şunu demek istiyorum. Yani bu tür tansiyonların, gerilimlerin bütünüyle ortadan kalkmasını temin etmek çok kolay bir iş değildir. Yani yapılır ve o arada bir şey olarak kalır. Ama bundan sonrası için çok dikkat ve ihtimam gösterilirse en azından meclis kendi maksadına uygun bir şekilde çalışmaya devam edebilir. Bu konuda bir dikkat olduğunu da söylemeliyim. Yani her kesimde inşallah o istikamette davranırız. Fezleke meselesine gelince bu tür şeyler olur. Yani fezlekeler muhakkak gelir. Meclisin ilgili kurumlarına intikal eder. Komisyona gider. Orada başka fezlekeler de var. Benim bildiğim. Bunlar değerlendirilir. Ama şu anda çok acil bir şekilde yapılmış herhangi bir değerlendirme söz konusu değil. Kendi rutininde açtık, kendi rutininde o iş yürüyecektir. Yani fezleke meselesi kendi rutininde yürüyecektir. Ayrıca bir açılmış tazminat davası 1 milyon liralık bir. Yani o da yine kendi mecrasına devam edecektir. Peki. Şimdi yine içinde Cumhuriyet Halk Partisi geçen küçük bir bandımız var hocam. Aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki grup toplantısında yaptığı açıklamadan küçük bir bölüm ama son derece dikkat çekici buldum ben bu sözlerini. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir izleyelim isterseniz. Hay hay. O sözleri size sormak istiyorum. Bir gerçeğin altını daha özenle çizmek isterim. Orduda bir hiyerarşi vardır arkadaşlar. En üst komutandan en alttaki era kadar. Ve orduda asla ve asla emir tartışılmaz. As tarafından emir tartışılmaz, yerine getirilir. Metehan'dan bu yana Türk ordusunun emir ve komuta zinciri bozulmamıştır. İlk kez 20 Temmuz sivil darbesinden sonra ordunun emir ve komuta zinciri yoktur arkadaşlar. Genelkurmay başkanlığı hiçbir yetkisi yoktur. Hiçbir kuvvet komutanı genelkurmay başkanına bağlı değildir. Açıkça anayasaya aykırıdır. Yaşanan perişanlık devlet aklının kaybolma perişanlığıdır. Evet, şimdi burada tabii iki tane nokta var. Bir, 20 Temmuz sivil darbesi diyor ve bu 20 Temmuz sivil darbesinden sonra ordu içindeki emir komuta zinciri kalmamıştır diyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın diyor hiçbir yetkisi vesaire söz konusu değildir diyor. Bunu da bu Bahar Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği günlerde söyledi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ve dinleyince sizin zihninizde nasıl bir çağrışım oluştu hocam? 20 Temmuz, Metehan'dan bu yana ilk defa emir komuta zinciri kalmadı. Genelkurmay Başkanı hani tırnak içinde etkisiz eleman demeye getiriyor.
Şimdi bir kere böyle tarihi genellemeler doğru değil. Tarihçiler bu tür genellemelere biraz gülümseyerek bakarlar. Ama siyasette tarihe ilişkin böyle genellemeler o kadar kolaylıkla yapılabiliyor ki, ben de biraz tarihle uğraşmış birisi olarak doğrusu bu tür beyanları biraz gülümseyerek karşılamak durumunda kalıyorum. Ordunun bir tarihi var elbette. Mete Han'dan bugüne düz bir çizgi değil. Evet. Mete Han dönemindeki ordunun organizasyonuyla Selçuklular, Anadolu Selçuklular, Osmanlılar, ben bütün o ordunun organizasyonlarını hatırladığımda Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin tarihle ilgisi olmadığını söyleyebilirim. 1826 Vakai Hayriye'ydi biliyorsunuz. Evet. Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştı. 27 Mayıs var. Asakir-i Mansure-i Muhammediye kurulmuştu. Yani evet, neresinden baksam cümle yanlış, bir kere onu belirteyim. 27 Mayıs Milli Birlik Komitesi emir komuta zinciri içerisinde yapılmadı. Değil. Onu bozdu ve o komite, o vesayetçi yapı devletin de askeriyenin de tepesinde bir junta olarak varlığını sürdürdü. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu çok bir genelleme yaparak geçiyor. Bu tarihe konuşmuyor. Genelleme üzerinden bir şablon çiziyor. İkincisi, bu 20 Temmuz sivil darbe falan lafı doğru bir laf değil. Orada olağanüstü hal dönemine sözde atıp yapmak doğru isteniyor ama darbe dediğin şey 15 Temmuz. Eğer 15 Temmuz'a darbe diyemiyorsan, 15 Temmuz'da yapılıp edilene ilişkin çok açık ve net bir tavrın yoksa, hiyerarşik olarak onun önüne geçirdiğin bir darbe gibi 20 Temmuz'dan bahsedersin. Dolayısıyla buradaki siyasi mantık, siyasi muhakeme bana tuhaf geliyor. Ortada bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla 15 Temmuz darbesi varken sen darbe diye... Asıl darbe 20 Temmuz'da başladı diyorlar. Şimdi işte bu asıl darbe. O da kontrollü darbeydi 15 Temmuz'daki diyorlar. Şimdi bu... Bu CHP söylemi o yüzden ben... Çok, hayır, ilginç. Çünkü 15 Temmuz'da CHP milletvekilleri de meclisteydi ve bu darbeyi kim tarafından niye yapılıyor o bilinmediği bir zamanda bütün milletvekilleri, bütün partilerin insanlar darbeye itiraz ediyorlardı. CHP de itiraz etti o dönemde. Yani bir itirazı vardı. Fakat bu kadar kısa bir süre içerisinde 15 Temmuz'un mahiyetine böylesine uymayan, 15 Temmuz'daki tutumlarına da uymayan, yani parti olarak demek istiyorum, birçok tabii eleştirilecek taraf var. Yeni bir dil geliştirerek önce kontrollü darbe lafı, peşinden asıl darbe 20 Temmuz sivil darbe lafı. Sivil darbe nasıl oluyor onu benim aklım da almıyor tabii. Ne demek sivil darbe? Darbe yapıldığında organize güçler tarafından hocam yapılıyor. Şu kastediliyor. 20 Temmuz'dan sonraki ilk düzenlemeler orduyla ilgili. Yaşın yapısı, kuvvet komutanlıkları. Ben onları anlıyorum. Ben onları o kasıt anlıyorum. O sanki. Şimdi darbe lafı ve azınlık bir gücün organize bir şekilde halk iradesiyle çelişen bir siyasal iktidarı kurma girişimidir darbe. Evet. Sivil darbe dediğinde milletten yetki almış olanların uygulamalarından bahsediyorsun demektir. Şimdi 20 Temmuz'dan o halin ilan edilmesi ve sonraki uygulamalar milletin seçtiği meclis marifetiyle yapılmış işlerdir. Ben bunları onaylamıyorum. Millet seçti ama bu meclisi, ben meclisin yaptıklarını kabul etmiyorum. Üstelik halkın seçtiği meclisin yaptığı işleri de darbe olarak nitelendiriyorum. Söylemek istediğim genetik bir problem var. Yani temel kriterlere, demokrasinin en temel hükümlerine uygun olmayan bir muhakemeden bahsediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki muhakemesi asla demokrasiyle ilgili bir muhakeme değildir. Kendisini her şeyin merkezi olarak gören, demokrasinin, halkın iradenin merkezi olarak gören, ben doğru diyorsam bu halkın iradesidir, ben yanlış diyorsam nereden gelirse gelsin bu halkın iradesi değildir şeklindeki bir aklın ürünü olarak çıkıyor bu tür sözler. O yüzden bir kere geçtim siyasi parti pozisyonlarını, oradaki eleştirileri, en temel demokratik referanslar bakımından reddedilmesi gereken bir yaklaşımdır. Askeriye meselesine gelince bütün demokratik ülkelerde askeriyenin yapısı Türkiye'de olduğu gibidir. Yani öyle hiyerarşik bir şekilde yukarıdan aşağıya siyasal otoritenin dışında bağımsız bir güç olarak askeriyenin varlığı ancak az gelişmiş ülkelerde olabilir veya orta düzey gelişmiş ülkelerde buralarda olabilir. Buralarda sık sık darbe modern oluyor ülkelerde, tabii. Modern ülkelerde askeriye
kesinlikle ayrı bir güç, bir siyasal vesayet unsuru kendi içinde bu vesayeti sürdürecek tarzda yapılanması olan bir yapı olarak görülemez. Türkiye'de geçmişte birçok darbe oldu. En son işte 15 Temmuz girişimiydi. Ha, bu tür darbeleri de önlemek, ama hepsinden önemlisi Avrupa müktesebatına uygun bir tarzda, hep Avrupa Avrupa diyorlar ya, gelişmiş ülkelerin normlarına uygun bir şekilde bir askeri organizasyonu yapıldı. Şimdi buraya itiraz ediyorlar. Bu itirazı anlamak mümkün değil. 20 Temmuz'da sen o kadar de Avrupa de, o kadar Batı de, o kadar modern ülkede, sonra gel Metehan'dan beri işte askeriyenin yapısı bozuldu de, bu kabul edilemez. Bunlar doğru sözler değil. Burada peki yani böyle rastgele söylenmiş cümleler olarak mı bunu anlamalıyız? Yoksa bu vesayet arayışlarına dair başka tartışmalar da yapıldı. Son dönemde yapılıyor. Mesela İlker Başbuğ'un bir takım açıklamaları, aynı tartışmaları gündeme getirmişti. Burada da bu tartışmaları yapanlar, yani bu değirmene su taşıma niyeti şimdi olabilir mi? Geçmiş dönemdeki o az gelişmiş ülke mantığı çerçevesinde askeriyeye rol atfeden, yani yeri geldiğinde halkın siyasal olarak yaptığı yanlışları düzeltecek bir siyasi organizasyon olarak tahayyül eden ve böyle bir askeriye tasavvur eden belli kesimler var. Yani Türkiye'de halkımız çok doğru seçimler yapmıyor. Evet. O yüzden kendi haline bırakırsan bu insanların kime oy vereceği ve memleketi nereye götüreceği belli olmaz. O yüzden belli ilkeler çerçevesinde modern, aydınlık bir istikamette ülkeyi götürebilmek için halkın yaptığı yanlışları düzeltmek ve en azından belli dönemlerde terbiye etmek için askeriye bir güç olarak kullanılmalı şeklinde davranan bir elit çevre. Bunun çeşitli kurumlarda da uzantıları mevcut. Bunlar meseleyi çok farklı biçimlerde takdim de edebilirler. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki tutumu, pozisyonu, o az gelişmiş ülkenin bir otoriter vesayetçi militer yapısına uygun bir akıl olduğunu gösteriyor bize. Asla modern, asla gelişmiş, asla demokratik standartlara uygun bir akıl yürütme değil. Bunu niye yapıyor derseniz, geleneksel olarak artık geride kalmış bir dönemin ordunun belli, CHP'nin arka bahçesi olduğu belli, dönemler reatif yapıyorsunuz. Yani herhalde belli çevrelere mesaj vererek onlarla bir güç birliği oluşturmak ve kendi gücünü artırmak istiyor şeklinde bunlar okunabilir. Peki. Şimdi bir başka konu, yeni siyasi partiler AK Parti bünyesinden koparak kurulmuş. Daha önce AK Parti hükümetlerinde üst düzey görevlerde bulunan isimlerin kurdukları yeni partiler var. Sayın Ali Babacan da Demokrasi ve Atılım Partisi, Deva Partisi diye bir parti kurdu. Bunun parti kuruluş törenini de yaptı. Şimdi temel sorumuz şu, bu parti ve bu yeni kurulan partiler AK Parti'yi korkutuyor mu? AK Parti'nin oy alma kapasitesini ne kadar etkileyecek bu partiler? AK Parti'nin iktidarını ne ölçüde etkileyecek diye bir sorumuz var. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi siyaset halk ile yapılır. Halkın kanaatleri, beklentileri, sizinle kurduğu bağlar yahut da size ilişkin düşünceleri, kanaatleri bunlar üzerinden yapılır. Dolayısıyla sizin esasen halkla kurmuş olduğunuz bağın niteliği önemli. Yoksa o parti kurulmuş, bu parti kurulmuş bunlar mühim değil. Eğer ancak sizin halkla kurduğunuz bağda problem varsa yeni kurulan partiler bir tehdit unsuru olarak görülebilir ve kaygı duyabilirsiniz. Fakat siz halkla kurduğunuz bağları güncelliyor ve aynı şekilde yüksek bir ortaklık, ortak bir duyarlılık hedeflerde Türkiye tasavvurunda bir birlik ve ahitleşme üzerinden yolunuza devam ediyorsanız, kim hangi partiyi kurarsa kursun sizin için problem olmaz. Yani mesele birilerinin parti kurması değildir. Mesele sizin halkla olan ilişkinizdir. AK Parti meseleye böyle baktığı için
kimin ne partisi kurduğu ve ne yapacağı konusu tali bir konudur. Asli bir konu değildir. Bir takım aktörler çıkıyor acaba ne alacak, ne götürecek tarzında. Belki birileri meraklı okumalar yapabilir. Ama siyasetin de kuralı odur. AK Parti'nin yaklaşımı da odur. İşin nesnel şartları da odur. Sizin halkla ilişkinizin mahiyetine. Önemli olan bu. Biz bunu bildiğimiz için ve öteden beri de AK Parti'nin başarısı tam da bu ilişkinin en sıcak, en candan, en yürekten olmasına bağlı olduğu için biz herhangi bir problem görmüyoruz. Önemli olan onların ne yaptığı değil, önemli olan bizim ne yaptığımız. Ha bu arada ortaya çıkmaları, iddiaları, yaklaşımları elbette bunlara ilişkin bir değerlendirme de yapılabilir. Sayın Babacan AK Parti'de uzun yıllar AK Parti hükümetlerinde önemli görevler üstlendi. Evet. Ekonomide önemli roller üstlendi. Bir daha çok teknik kadrodan bir insan olarak öne çıktı. Bir siyasi kişilik değil de ekonomiye ilişkin işte uzmanlığı olan, müktesebatı olan ve belli bir yaklaşımı, ekonomide farklı yaklaşımlar var biliyorsunuz. Temsil eden kişi olarak öne çıktı. Partide olduğu dönemlerde de başbakan yardımcılığını üstlendiği, ekonomiden sorumlu olduğu dönemlerde de yani ben konuşmalarına, değerlendirmelerine baktığımda siyaset denildiğinde çok farklı alanları ihtiva eden bir perspektifle değil, daha çok bir uzman kafasıyla ekonomiye ilişkin konularda çok da iddialı olmayan, o teknik kadrolara has düşük bir volüm, meseleleri anlatan bir dille konuşan bir profil gördüm Sayın Babacan'da. Esasen AK Parti'ye mesafeli olduğu ve sonra ayrıldığı dönemde de bu profil çok değişmedi. Yani bir teknisyen olarak meselelere bakan, siyasetin diğer konularını çok dikkate almayan, bu konulara ilişkin çok beyanları olmayan, bir müktesebatı bulunmayan ama ekonomiye ilişkin belli bir yaklaşımı temsil eden kişi profili halen Sayın Babacan için devam ediyor. Oysa ki genel başkanlık dediğiniz, liderlik dediğiniz hadise sadece ekonomiye indirgenecek, ayrıca ekonomiyi de bir teknisyen olarak ifade edecek bir rol, bir statü değildir. O bakımdan bir kere Sayın Babacan'ın durumunu böyle baktığımızda çok iddialı bir parti kurma bakımından zayıf görürüm profil olarak. İkincisi de biliyorsunuz partisini kurmayı çok bekletti ve sürekli sanki bir şey olacak toplumu bir şey bekliyor gibi toplumu, bir havası mı oldu? Toplumun çok dikkatini çekecek tarzda bir yapı kuracak şeklinde önce bir beklenti doğurdu, sonra sürekli ertelemelerle o beklenti kırıldı ve neticede ortaya çıktığı yapının da yani partimiz budur diye sonuçta vitrine bir takım insanları çıkarıyorsunuz. Doğurmaya çalıştığı beklentiyi karşılamaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Partiler kurulabilir. Önemli olan halk nezdindeki karşılıkları ve kabulleridir. Ben bu manada mevcut profilleri, mevcut yaklaşımları, mevcut vitrinleri, mevcut siyasal dilleri çerçevesinde bu partinin herhangi bir etkisinin olmasını beklemiyorum. Peki şimdi yeni sistem %50 artı o bir oy alma ihtiyacı. Şimdi bu denklem üzerinden düşürdüğümüzde artık çok küçük partiler bile önemli hale geldi değil mi? Yani bunu İstanbul seçimlerinin ilk turunda özellikle görmüştük. Bu anlamda etkisi ne olur? Ya da bu anlamda sizi düşündürüyor mu? Bu anlamda ileriye dönük olarak bu partilerle AK Parti'nin bir ittifaklaşması, Cumhurbaşkanı seçimlerinde birlikte hareket etmesi gibi seçenekler sizin açınızdan düşünülüyor mu? Bu tür seçeneklere kapınız açık mı? Şöyle, yani biz tabii her partiye gönül vermiş insanın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın arkasında olmasını ister, temenni eder ve bu yönde beyanlarda bulunuruz. Bizim yapmamız gereken budur.
partilerin tavanları bakımından söylüyorum. Evet. Memleket için doğru olanın da bu olduğuna inanırız. Esasen 18 yıllık geçmişe baktığımızda da bu sözlerimizi teyit edecek yeter kadar nesnel kriterin Türkiye'nin yürüyüşünde olduğu kanaatindeyiz. Başka tür adaylar tabii ki çıkabilir ama onların iddiaları ve yaklaşımlarını halk muhakkak takdir edecektir. Fakat Sayın Erdoğan tecrübesi, bilgisi, birikimi, liderliği, karizması, uluslararası alandaki tecrübesi, diplomatlığı ve yükselen bir güç olarak Türkiye'yi temsil etme profili son derece dikkat çekicidir ve halkımız partilere farklı da olsa sanıyorum bu tür özelliklere son derece dikkat ediyor. Esasen yeni sisteme geçince iki şey birbirinden ayrıldı. Partilere ilişkin tercihlerle Cumhurbaşkanlığına ilişkin tercihler arasında bazı farklar olan siyasal tercihler şeklinde ortaya çıktı. İnsanlar partilere oy veriyorlar, bir de Cumhurbaşkanı'na oy veriyorlar. Ayrı ayrı tercihler yaptıkları partiler, görüldü. Partiler seçimde. Çok ama Cumhurbaşkanlığı için iki insan seçeceksiniz sonuçta. Yani ya Erdoğan'ı seçeceksiniz ya bir başkasını seçeceksiniz. Şu anki tablo öyle gözüküyor. Şimdi insanlar bu durumda ne yaparlar? Ona bakmak lazım. Partilerin ittifakı vesaire yahut da partilerin pozisyonları seçime giderken çok değişik kombinasyonlar olabilir. Ama sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı'nı doğrudan halk seçecek, iki tane aday arasından seçecek, parti bağlılığıyla Cumhurbaşkanı adayı seçimi arasında birebir doğrudan bir korelasyon olmadığını biliyoruz, bir bağlantı olmadığını biliyoruz. O aşamada benim kanaatim odur ki, Türk halkının demografik nitelikleri, nüfusa ilişkin nitelikleri, sosyolojik nitelikleri, Türkiye'ye ilişkin tasavvurları, beklentileri, ümitleri hesaba katıldığında herhangi bir problem görmüyoruz. Görmüyorsunuz. Peki diğer partilerle, yani Cumhur İttifakı'nın çatısını genişletme gibi arayışlarınız olacak mı? İyi Parti'den istifa eden bir milletvekili sizin partiye katıldı geçen çarşamba günü. Tuğba Hanım geldi. Evet. Milletvekili sayımız 291. Seçimden 295'le çıkmıştık biliyorsunuz. Doğru. Sayın Destici ayrıldı. Bakanlar. 4 bakan ayrıldı. Şu anda 291 sayımız Tuğba Hanım'ın katılmasıyla birlikte. Bir de bir milletvekili istifa etti. Sayın Yeneroğlu. O da Sayın Babacan'ın partisine geçti. İki tane milletvekili İYİ Parti'den AK Parti'ye geçti. Bu tür küçük değişiklikler çerçevesinde, sayısal olarak küçük kastediyorum. 291 şu anda sayımız. Evet. 54 kadın milletvekilimiz var. Geri kalan da erkek milletvekili. İlginç bir şey, CHP'de de 17 kadın milletvekili var sayısal olarak. Yani kadın üzerine çok laf ediyorlar ama meclisteki temsili konusunda sanıyorum milletvekillerine oranı %12. Bizim de %18. Biz onlar kadar kadın üzerine belki konuşmuyoruz ama kadınların meclise temsili konusunda açık ara onların 1,5 katı önde olduğumuzu söyleyebilirim. Demek ki mesele sadece konuşmak değil, yapmak. Şimdi şunu belirteyim. Partilere ilişkin olarak önümüzdeki dönemde tabii ki her parti kendi sınırlarını genişletmek, yeni kesimlerden oy devşirmek, kendisine oy verenlerle ahitleşmesini çok sağlam bir şekilde sürdürmek ve güncellemek lüzumunu duyar ve bu doğrultuda çalışır. Özellikle kongre süreçleri, bu tür hareketlenmeler için toplumla tekrar temas kurmak için son derece önemlidir. Biz de şu anda kongre süreçlerindeyiz. Ve bu yılın sonu itibariyle sonbaharda büyük kongremizi yapacağız. Evet. Şunu görüyoruz, saha araştırmaları da bunu teyit ediyor. Çok şükür AK Parti bütün zorluklara, güçlüklere, Türkiye'nin yaşadığı, coğrafyanın getirdiği maliyetleri aşma gücü, iradesi, kapasitesi ve buradaki siyasi mihmandarlığa ve Sayın Erdoğan'ın liderliğine
yüksek bir güvenle yoluna devam ediyor. Bizim araştırmalarımız... Gerileme yok mu organınızda araştırmalara göre? Araştırmaların bize söylediği AK Parti oylarının aşağı yukarı halen 2018 seçimleri civarında olduğu şeklinde bizim gördüğümüz. Ama biz tabii birincisi şudur. Mesele sadece oy oranları değildir. Aynı zamanda size oy veren insanların kararlılık düzeyleridir. Hı. Yani %51 kararlılık düzeyiyle size oy da verebilir. En ufak bir esintide kenara çekilebilecek şekilde. Yahut da %90, %100. Oy alma kapasitesi demek yani lazım belki buna, değil mi hocam? Ne ölçüde bir inanırlıkla sizin yanınızda bu seçmen kitlesi. O yüzden her parti için kemik oylardan, bir ölçüde de kararsız oylardan bahsedilir. Bizim çok şükür kemik oylarımız da, yani çok kararlı bir şekilde AK Parti'nin arkasına duran insanlar bakımından da çok yüksek bir yüzdemiz var. Ona ilişkin oranları da görüyoruz. Kararsızlar dağıtıldığında da tabloyu görüyoruz. Şu anda 2018 oyları civarında bir tablo görüyoruz. Ama bizim derdimiz, bizim derdimiz tabii ki bunu çok daha yukarılara çekmek. Türkiye'nin geleceğine baktığımızda birincisi şu virüs krizi inşallah kısa zamanda atlatılacaktır. O yönde emarelerin de olduğunu biliyoruz. Dünya bu tür virüslerle mücadele konusunda geçmişte de başarılı tecrübeler ortaya koydu. Biliyorsunuz SARS'ta, domuz gribinde. Bunda da eminim aynı başarı gösterilecektir. Muhtemelen ekonomide işler çok daha yolunda gidecek ve Türkiye'nin hem kalkınması yükselecek, hem işsizlik oranları düşecek, hem de 2023 hedeflerine doğru bir takım hamleler gerçekleşecektir. Bunu çok önemli görürüm. Dışarıda ekonomi da birinci sırada çıkıyor, değil mi? Bütün önemli, bu çok önemli. Tabii insanların geleceğe güvenle bakabilmeleri önemli. Çok tabii değişik bir coğrafyadayız. Arkamızda bir imparatorluğun yükü var. Coğrafyada hiçbir ülke rahat değil. Etrafımız rahat değil. Coğrafya kader denilir, biliyorsunuz. Bu kaderin getirdiği bir takım maliyetler var. Tarihin getirdiği maliyetler var. Ama bu maliyet derken şunu unutmayın. Sadece alternatif maliyetinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda bunlar bir ülke için büyüme, güçlenme, kudretli olma bakımından da avantajlar ve kapasiteler sunan tarafı da vardır bu işin. Akıllı bir siyaset bunları sadece dezavantajlar olarak değil, aynı zamanda o ülkenin iddiaları bakımından tahkimat sağlayacak kapasiteler olarak değerlendirir. Biz de öyle bakıyoruz. Yani o geçmişin, tarihin yüküne, çevredeki ülkelerle olan ilişkilere, bu muhataralı coğrafyada ayakta kalma, büyüme ve kudretli olma iradesine çok önem veriyoruz. Biliyorsunuz medeni gelişmeyi Arnold Toynbee anlatırken, İngiliz tarihçi, tabiatın sorduğu sorulara verilen cevaplarla medeniyet gelişir der. Bizim yaşadığımız coğrafyada da Türkiye'ye çok soru soruluyor. Çok meydan okuma oluyor. Bunlar bir taraftan sizi zora sokar ama diğer taraftan da sizin daha kudretli ve başarılı olmanızın meydan okumalara, zorluklara meydan okumalara yaptığınız mukabelelerle imkan verir. O bakımdan Türkiye bu imkanları kullanan bir ülke, akıllı bir ülke. Sadece savunma sanayine baksanız bile muhteşem bir iş yapıldığını görürsünüz. Ekonomi hakeza öyle. Kim derdi ki İHA'lar ve SİHA'lar Suriye'de böylesine bir iş yapacak? Bütün dünya son derece takdirle ve dikkatle paradigması takip etti. Değil mi? Evet, diye çok çok önemli. Bir yazı çıktı. Mesele sadece savunma sanayi değil tabii. Türkiye'nin kapasitesi. O bakımdan bunları biz avantaj olarak da görürüz. Türkiye'nin bu kapasitesinin artması, büyüme, güçlenme, zenginleşme, halkın refahının artması, bunlara ilişkin imkanları ve potansiyelleri olan bir ülke. Aklı selim sahibi siyasetler, iradeler burada bu kapasiteleri açığa çıkartır ve toplumun hizmetine sunar. AK Parti zaten 18 yıldır başarılı olmasının sebebi de bu. Bir 5 dakikamız kaldı. Peki yani bu hukuk, demokrasi, insan hakları, reformlar, adalet, özgürlük, hürriyet. Bakın bunların hepsi çok önemli.
Çok değerli. Çünkü demokratik bir ülkede bu kavramlar hayatın olmazsa olmaz ilkeleri. Türkiye'nin problemi şu ki çok muhatıralı bir süreçten geçti. Yani 2013'ten beri yaşadıklarımızı düşünün. Ben saymayayım zaten herkes. Evet. 2013'ten pişmiş beri pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bu ülkenin başına gelenleri biliyor. Böyle dönemlerde özgürlük ve güvenlik çizgisi biraz farklı bir yerden geçer. Bakın, Fransa'da terör saldırısı oluyor. Fransa bütünüyle alarma geçiyor ve bambaşka bir ülke haline gelebiliyor. İngiltere aynı şekilde demokrasinin beşiği deniliyor. Bir terör saldırısı, işte köprüde bir bıçaklı hadise oluyor. Bir bakıyorsunuz bütünüyle o güvenlik ve özgürlük çizgisini bir başka yere çok kolay bir şekilde taşıyabiliyorlar. Türkiye'nin yaşadığı bu şekildeki meydan okumalarla bu ülkelerin yaşadıkları kıyas kabul etmez. Dolayısıyla Türkiye vatandaşının güvenliğini ve esenliğini sağlamakla mükellef bir ülke, aynı zamanda siyasi iradenin böyle bir görevi var. Hem vatandaşı özgür olacak, özgür, güven, hem sağlam bir adalet olacak, özgürlük olmuyor, hem de zaten güvenlik olacak. Ama bir yerden işte, bir şey gerekmiyor mu artık? Bir manevra, bir şöyle makas değişikliği. Ya bu AK Parti'nin temel dinamiğini biliyoruz. 2002'de bu parti haklar ve özgürlükler temeline kurulmuş bir siyasi hareket ve uzun yıllar boyunca bu istikamette davrandı. 18 yıllık müktesebatı bunun üzerine kuruldur. Muhataralı dönemlerde çizgi biraz farklı bir yerden geçebilir. Yani bunu bu muhataralı dönem bu, yani daha çok uzun sürecek mi bu? Hayır, kastım şu, her zaman özgürlük bizim için çok önemlidir. Her zaman adalet bizim için çok önemlidir. Ama bu adaleti sağlarken adalet ne için vardır? Mülkün temeli, toplumun güvenliğini sağlayacaksın. Elbette. O istikamette davranacaksın. Elbette hukuk temeline gideceksin. Vatandaşına şüpheli muamele yapmayacaksın. Ama şüpheli olanlara ilişkin de kovuşturma yapacaksın. Dolayısıyla bütün bunları dengede götürmek çok önemli. AK Parti'nin dengede götürdüğü kanaatindeyim. Bizim elbette yaklaşımımız bütünüyle özgürlük alanlarını açmaktır. İnşallah o istikamette de gelişmeler yaşanır. Evet, bu yönde de bir irade var diyebilir miyiz? Her zaman var o irade. Peki. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ediyorum. Size vakit ayırdığınız için. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim, bu hafta Başkent Kulesi'nde Sayın Naci Bostancı, Profesör Doktor Naci Bostancı AK Parti Meclis Grup Başkanı bizlerle birlikte oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Elbette kanaat oluşturma hakkı sizlere, siz değerli izleyicilerimize ait. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.